Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Gever'de Reşat ve Veysel İşbilir'in katledilmesi sonrası başlayan direniş sürüyor. Gever halkı dün de gün boyu sokaklardaydı. Gever'in tüm mahallelerinde yollara barikatlar kuran gençler polisle çatıştı. Kepenklerin 5 gündür kapalı olduğu Gever'de BDP ilçe örgütü tarafından Musa Anter Parkı'nda kurulan direniş çadırında nöbet eylemi devam ediyor. Öte yandan Reşit ve Veysel İşbilir'in cenaze töreni sonrasında polis saldırısı sonucu ağır yaralanan Bemal Tokçu'nun hayat tehlikesi devam ediyor. Tokçu'nun amcası Hamit Tokçu, yeğeninin vurulmasını devletin yıllardır Kürtlere uyguladığı baskı ve inkarın son örneği olduğunu söyledi. Amca Tokçu, "Bemal PKK'li değil, velev ki yeğenim PKK'li olsun, bu bir insanı öldürmek için bahane olabilir mi?" dedi. Tokçu'nun ağabeyi Mustafa Tokçu ise Bemal PKK'li ise biz hepimiz PKK'liyiz. Bu halk hepsi PKK'lidir. Bundan onur duyuyoruz şeklinde konuştu. Tüm dünya için 10-17 Aralık tarihi Dünya İnsan Hakları Haftası. Kürtler içinse bu hafta hala devam eden katliamlara karşı bir direniş haftası olarak kutlanıyor. Haftaya Gever katliamına protestolarla giren Kürt halkı Roboski katliamını hatırlatarak başlıyor. Etkinlikler barış temasıyla gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin geleneksel insan hakları yürüyüşü ise Roboski köyünden start alıyor. Bugün yapılacak yürüyüşün ardından yaşamını yitirenlerin mezarı başında bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Etkinliğin ikinci gününde ise kayıplar ve faili belli cinayetlere dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da Dağkapı Meydanı'nda başlayacak. 14 Aralık Cumartesi günü ise dil, asimilasyon ve travma konulu bir panel düzenlenecek. Panel, Bağlar Belediyesi konferans salonunda saat 13'te başlayacak. 15 Aralık Pazar günü ise saat 14'te Diyarbakır Cezaevi önünde 163 hasta tutsak için 163 dakika oturma eylemiyle haftanın etkinlikleri son bulacak. Dersim'in Ovacık ilçesinde gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişi, Dersim Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerin alınmasının ardından 2 kişi serbest bırakıldı. BDP üyeleri Mehmet Yıldız, Zeynel Ekici, Ali Öz, Ebru Öz ve İbrahim Aslan adlı 5 kişi ise örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlar Malatya E tipi kapalı cezaevine gönderildi. Öte yandan Şemzinan'da Gever katliamını protesto eden halka polis saldırdı ve saldırı sonrası 3 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocukların Şendinli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Türk Devleti'nin Rojava devrimine yani Kürt halkına olan düşmanlığı devam ediyor. Nusaybin Kamışlı arasında örülen utanç duvarı bitme aşamasına geldi. Utanç duvarına karşı ölüm orucu eylemi düzenleyen BDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti. 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde ve 2 kilometre uzunluğunda olan duvarın üzerine dikenli teller de yerleştirildi. Güvenlik adı altında örüldüğü söylenen utanç duvarı, Kürtlerin yaşadığı iki kenti ortadan bölmüş durumda. Utanç duvarına karşı 9 günlük ölüm orucu eylemi düzenleyen BDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan şunları ifade ediyor. Sınırların kalktığı sınırsız bir dünya, başka bir dünya mümkün bilincinin, sosyal medyanın, insan iletişiminin en üst boyuta çıktığı bir dönemde sınıra bir taş da konsa duvardır. Şimdi bu duvar çok muamma bir şeye dönüştü. İşte hala duvar yoktur deniyor. Yani Türkiye'de devlet yetkilileri de yani duvar yok, duvar yapılmamış deniyor. Ama şu anda müsaadinde bir metreyi aşan bir duvar yapıldı. Üstüne teller çekildi. Şimdi yetkililer nasıl değerlendiriyor? Kafalarında nasıl bir duvar var? İşte Berlin duvarı gibi bir duvar mı düşünüyorlardı?
Duvar dedikleri şey nedir? Türkiye Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamış bir ülke, 2014'te mayınları temizlemesi gereken bir sözleşmeyi imza attı. Ve şimdi geldiği noktada işte güvenlik dolayısıyla, yani bir şey yapmıyoruz, o duvar da değildir. İşte telleri sıkıştırmak için bir altyapı oluşturduk gibi bir yorum yapıyor. Hala devletin bakanları, devlet yetkilileri, yani artık bir AKP bir devlettir zaten, sadece hükümet değildir. Tüm yetkilileri duvarın olmadığını söylüyor. Ama Rojava ile Kuzey arasında bir duvar örüldü. Başbakanın kendisi işte cetvelle çizilmiş suni, yani hiç kimsenin kabul etmediği sınırlar da nasıl böyle bir duvar örüldüğü konusu, sorusu hala ortalıkta dolaşıyor. Geldikleri nokta, dünyaya rezil oldukları nokta, duvarın artık bir tanımı vardır dünyada. Berlin Duvarı 89'da yıkıldı. Başbakanın kendisi Gazze'ye gittiğinde bu bir utanç duvarıdır dedi. Eğer duvarlar utançsa Erdoğan bu utanç duvarını kendi çevresine ördü. Türkiye bir utancın altına imza attı diye düşünüyorum. Hükümet ve devlet. Ama şunu unutmama gerekiyor. 21. yüzyılda Orta Doğu'da halklar demokratik mücadeleye başladılar. Irak'a geçiyoruz. Irak'tan şiddet haberleri geliyor. Başkent Bağdat'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Buhris kasabasında meydana gelen patlama sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Patlama bir kahvenin yanındaki araçta meydana geldi. Patlama sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 20'yi aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi. Irak'ta meydana gelen şiddet olayları 2008'den bu yana en yüksek düzeyine ulaşmış durumda. Irak'tan Ukrayna'ya geçiyoruz. Ukrayna'da hükümetin protestoculara verdiği 5 günlük süre doldu. Ancak gerginlik sona ermedi. Kiev'de günlerdir devam eden Euro meydan eylemlerinin bitirilmesi için verilen 5 günlük sürenin ardından başlayan çatışmalar devam ediyor. Polis ve eylemciler arasında dün gece yer yer çatışmalar yaşandı. Kiev Belediyesi ve Ukrayna Sendika binasında üstlenen eylemciler, parlamento, cumhurbaşkanlığı idaresi ve başbakanlık binası yakınlarında da barikatlar kurdu. Eylemler Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması görüşmelerini askıya almasının ardından başlamıştı. Ukrayna hükümeti gittikçe dozu artan eylemlerin bitirilmesi için göstericilere 5 günlük süre vermişti. Gever katliamına karşı halkın öfkesi devam ediyor. Eylemlerin öncülüğünü ise gençler yapıyor. Gever katliamına karşı Van'ın Karşıyaka mahallesi 5 yol mevkii başta olmak üzere Hacı Bekir, Sübhan, Şabaniye ve Akköprü mahallelerinde protesto gösterileri vardı. Dün gece gençler Hacı Bekir mahallesinden 5 yol mevkiine yürüdü. Kendilerini görüntüleyen MOBESE kameralarını imha eden gençler, Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi açıklamasını yaptı. Biz YDGŞ'van olarak eylemlerimize devam edip Gever'in hesabını soracağız. Kürt halkınlıklarını yerde bırakmayacağız. Bizi Dün Batman'ın Petrol, Yavuz Selim ve Petrol Kent mahallelerinde de eylemler vardı. Cize Caddesi'nde ateş yakan gençler alanları terk etmedi. Bugün ise Van'ın Begiri, Şah ve Erdiş ilçelerinde ise katliam yürüyüşle kınandı. Şırnak'ta polis katliamı protesto eden gençlere saldırdı. Gençler ise polise böyle direndi. Dilok'ta üniversite öğrencileri inşaat fakültesi önünde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye kentlerinde de gençler Gever'i yalnız bırakmadı. İstanbul Sultan Gazi Mahallesi'nde bir araya gelen gençler İsmet Paşa Caddesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Polisin saldırısı üzerine ise gençler kurdukları barikatları ateşe verdi. BDP Ataşehir Gençlik Meclisi ve BDP Sancaktepe İlçe Örgütü de dün gece eylemdeydi.
BDP öncülüğünde İzmir ve Adana'da katliam protestolarına yüzlerce kişi katıldı. Gever katliamı meclis gündemine de taşındı. BDP Ahmet Milletvekili Nursel Aydoğan meclise araştırma önergesi sundu. Aydoğan önergede AKP iktidarı döneminde polis kurşunuyla yaşanan ölümlere dikkat çekti. Önergenin yanı sıra demokrasi çevrelerinden de tepkiler vardı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olayın bir cinayet olduğunu ve faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adana'daki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri katliamın devletin 90 yıllık katliamcı zihniyetinin ürünü olduğuna dikkat çekti. İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Der Cölemer şubeleri katliama ilişkin iki ayrı rapor hazırladı. Raporlarda polisin orantısız güç kullandığı, sivil halka ateş açtığı ve bunun sonucunda ölümlerin yaşandığı tespit edilmiştir denildi. Cölemer Barosu, failleri ortaya çıkartmak iktidarın sorumluluğundadır vurgusu yaparken, SES Genel Merkezi, hükümet başta vali olmak üzere kaymakam ve emniyet müdürünü görevden almalıdır dedi. Gazeteci Ragıp Duran, medyanın doğrudan katliamı örtbas etmeye yöneldiğini söyledi. Gazeteci Varlık Özmenek ise medyanın savaşı tetiklemeye çalıştığını kaydetti. Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği Meleti Şubesi katliamın derhal aydınlatılması talebinde bulundu. Mısır'da askeri darbe ardından sular durulmuyor. Müslüman kardeşlerin üst düzey yetkilileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Yargılama pazartesi günü Kahire'deki polis akademisinde görüldü. Sanıklardan Müslüman kardeşlerin lideri Muhammed Badi, siyasi rakiplerinin öldürülmesi çağrısı yapmakla suçlandı. Davada Badi ile birlikte Müslüman kardeşler üyesi 14 kişi daha yargılandı. Sanıklar kendilerini yargılayan mahkemenin meşruiyetinin olmadığını savundu. Son haberimiz Peru'dan. Geçtiğimiz hafta Peru'da 80'li yıllarda ordu güçleri tarafından katledilen 56 sivile ait ceset kalıntıları bulundu. Peru'nun Chungi bölgesinde arkeologlar tarafından yapılan kazılar sonucu 56 sivile ait 19 toplu mezar keşfedildi. Kurbanların 80'li yıllarda Aydınlık Yol hareketine yardım ettikleri gerekçesiyle önce işkenceye uğrayıp sonra katledildikleri tahmin ediliyor. Katledilen köylülerin arasında en küçüğü 2 yaşında olmak üzere çocuklar da bulunuyor. Bölgede 1983-1994 Kirli Savaş döneminde 1384 kişinin katledildiği tespit edildi. Peru'da geçmişe dönük bu tür araştırmalar olmasına rağmen Peru'da devlet terörünün yaşandığı bu yıllar henüz toplum nezdinde açığa kavuşmuş değil. Türkiye-El-Kaide ilişkisi her ne kadar Türk Başbakanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından inkar edilse de her geçen gün ortaya çıkan yeni belge, bilgi ve kanıtlar bu ilişkiyi doğrular nitelikte. Suriye resmi kaynakları El-Kaide'de komutan statüsündeki iki Türk vatandaşının İdlib yakınlarında öldürüldüğünü açıkladı. Habere göre İdlib yakınlarındaki Sarakip, Kefralya ve Sal el-Ruj bölgelerinde geçen cumartesi operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucu El-Kaide komutanı konumundaki Türk vatandaşlar Hüseyin Orhan ve Aziz İzzetoğlu'nun öldürüldüğü belirtildi. Daha önce de aralarında emekli bir istihbarat subayı Sadat yöneticisi Mustafa Bozgey'in de bulunduğu Türk subayları öldürülmüştü.
Haberlerimize burada son veriyoruz sayın seyirciler. Bugün Mandela'nın cenaze töreni için stadyumda büyük bir toplantı gerçekleşiyor. Dünyanın birçok bölgesinden katılan devlet yetkilileri, başbakanlar, devlet başkanları var. İlerleyen dakikalarda canlı olarak görüntüleri Metin Uç'a televizyonundan takip edebilirsiniz.